İyi akşamlar sevgili takipçilerim. Evet Sevaş'ınız yine derledi, topladı, hazırlandı. Geçti ekranının karşısına. Hazırsanız başlayalım. Alın o zaman sizde çayınızı, kahvenizi. O zaman hasbihal ediyoruz ayol. Ne yaptınız, nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Evet ee, biliyorsunuz bir ara ay bir sene geçti de hadisenin de köşeli miydi jetonu ya da hırsı yeni mi alevlendi nedir? Bir sene önceki olay biliyorsunuz o Reza olaylarında. Reza ile adı çıktığında falan söylemezsem olmaz ekibi o zaman Seren Serengil, Artu ve Bircan Bali e, yerden yere biliyorsunuz güzel bir benzetmişlerdi hadiseyi. O zaman sessiz kaldı bir şey yapmadı sonra birkaç ay önce bir dava açtı. Şimdi o davanın üstüne 50 bin liralık da tazminat davası açmış demek ki kadının hırsı sonradan geldi. Niye acaba o ara bir şey yapmadı hani o dönem e, ses etmedi de şimdi birdenbire coştu. Enteresan geldi. Ne diyorsunuz bu işe? Ee, yazık zaten Seren Serengil işsiz kaldı garibim. Yanan burada Seren Serengil artı Arto oldu? Bir can zaten patronu milletvekili de seçildi. Oh ona ne koyar? Yani kanal da öder o parayı artık. Her şeyi de öderler onlar da. Onlarda sıkıntı yok da. Burada yanan e, zannedersem e, Seren Serengil o da anacım her boka nane. Ee, çok fazla e, sert eleştirmişlerdi biliyorsunuz hadiseyi yazık. Yani yerden yere vurup artık hani eleştirmenin de bir tık ötesinde e, namusuna kadar dil uzattılar kadını. Sanki hiçbirinin de diğerinden farkı yok. Hepsi herkes e, pürü pak da sanki hadise e, bir yanlıştı. Yaptığı hareketi kimse tasvip edemez. Doğru ise daha kesin hani birileri iddia bunu iddia olarak değerlendirebiliriz gerçekten Ebru Gündeş'in evliyken e, arkadaşının işiyle eşiyle birlikte olduysa korkunç. Tabii ki çirkin bir şey ama e, telefon mesajlarının ifşa edilmesi, uçak biletlerinin ifşa edilmesi, özel hayatına bu kadar müdahale edilmesi buraları da korkunç. Hani her şey etiğinde, yerinde, hani sınırında yapılmalı. Eleştirinin bile bir dozajı olur. Ha bir de karşı taraf size çaçıt. Ne ben e, e, şey diyorum ya e, kemçirmek değil mi ama kemkirmek de diyorsunuz ya. ha Size karşı taraftan bir e, hırs gelir. Bir saldırı gelir de tepkilerinizin e, bu kadar şiddetli olmasını algılayabiliriz. Sus pus olmuş bir kadını sesini çıkartmıyor diye Allah'ım o dönem ne varoşluğu kaldı ne iş gurbetçiliği kaldı ne bilmem işte e, bu, bu tip kadınlar dediler o dediler bu dediler Seren Serengil de yani sonra diyor ki e, Seren Serengil biz işte e, Avukatıyla görüştük de e, yok şeyi şahit çağırırım da Ebru Gündeş'i şahit çağırırım da öyle yaparım da ay gözüm seyiriyor kız haber mi olacağım? Neyse yeni aya başladık pozitif başlayalım inşallah güzel haberler gelsin. Böyle biliyorsun o da işte e, biz aslında e, gazete haberlerini konuştuk falan diyor ama gazete haberlerini konuşurken kadına yani neredeyse ne ablasını kattınız, anasını kattınız, aile ortamını kattınız. Yok bu tarz kadınlar dediniz falan dediniz, pişman dediniz. Bayağı bir yerden yere vurdunuz. Ben kısa bir özet geçiyorum hatırlatmak adına. Ama e, hadise o zaman sessiz kaldı. Böyle bir hiç ne konuştu, ne etti. Şimdi o zaman niye dava açmadı da durdu, dur, durdu da bir sene sonra dava açmaya acaba o zaman eşelenir diye evliydi korktuğundan mı dava açamadı? Olur ya hani evliydi işte o aralar iş büyümesin diye mi sessiz kaldı? Yoksa e, çok öfkesini, hırsını alamadı da şimdi mi içinde patladı da yeniden 50 bin liralık tazminat davaları felandır, fişmandır. Bakın haber diyor ki şimdi de tazminat davası açtı. Şarkıcı hadise Reza Zarap'la ilişki yaşadığını öne süren Kendisine ağır hakaretlerde bulunduğunu, ayrıca onur, şeref ve saygınlığını zedeledikleri iddiasıyla program sunucuları Bircan Bali, Seren Serengil, Arto ve televizyon programına e, iki hakaret davası açmış. Şimdi de 50 bin TL'lik manevi tazminat davası açmış. Yani kadın artık e, o zamanki yaşadıklarının hıncını şimdi almaya mı başlıyor? Enteresan değil mi? Yani e, keşke bunlar konuşulur konuşulmaz hemen atağa geçseydi daha şey olurdu. Hani anlamlı olurdu. Şimdi bir sene geçip de böyle yapıyor olması belki de bilmiyorum dava süreci önceden açıldı da basına mı yeni yansıdı o kadar da peşin hükümlü konuşmayayım ama o dönem gerçekten hadisenin bayağı bir ipini çektiler. Değdi mi? Bakın işte değil mi? Yani değdi mi? O programda olabilmek adına, reyting adına bir kadını kalktınız yerden yere vurdunuz. Biz program işte ne ona kaldı ne öbürüne kaldı. Buradan karlı çıkan bir Can vali oldu. Demirbaş oldu. Gelen gidiyor, gelen gidiyor. O da bunun farkında bir egosu şişti. Parmak sallıyor. Biliyorsunuz geçenlerde Uras Kaygılaroğlu'na Allah'ım sen bundan sonra işte ıı, film çekemeyeceksin, reklam alamayacaksın. Allah'ım nasıl bir parmaksa. Pınar Deniz senin de ne haltların var biliyoruz. Yani bu uslup çok çirkin gerçek. Gerçekten magazinin ötesinde bir saldırgan bir tutum. Rating uğruna ya da izlenilmek uğruna öyle de yapsalar izlenilmiyorlar. Gerçi o da ayrı bir konu. Yani şu anda e, ne derler e, hiç hırslara kapılmayan ikinci sayfa gayet süt liman e, zorlamadan, kasmadan işlerini yapıyor kadınlar. E, eğer magazin izlenilecekse onları izliyorlardır yani. Öyle çok yırtınınca, haykırınca, bağırınca çok izlenecek diye bir kaide yok. Birazcık Seren'in lalliği, birazcık Seren'in oradaki atmos yarattığı atmosfer e, söylemezsem olmazı bir şey katıyordu ama o gittikten sonra iyice bitti zaten. Ben izlenildiğini düşünmüyorum. E, yine söyleyeceğim Pınar Aliçeyi de ayrı bir yere koyuyorum. Hani e, ne bileyim bir sempati duyuyorum kadına hiç manasız yere <laughs> beğeniyorum da. Onu bir ayrı yere koyaraktan benim için... Ee, ne derler önem teşkil etmiyor. Beter olsunlar. Milyon milyon tazminatlara çarptırılsınlar. Hak ettiklerini düşünüyorum. Sadece eleştirim niye bu kadar bekledi olabilir hadiseye. Hadiseyi beğeniyorum ama hadise de hırsları olan bir kadın. Ee, Hasan Cankaya'daki o replikleri hiç unutmuyorum. Ee, işte eşinizdeki en beğenmediğiniz hareket ne? Ee, e, o da diyor ki eşinizin tamamını beğenmediniz herhalde. En uzun evlilik seninki, kadın 30 sene sürdü, bununki de uzun sürdü diyor ya 4 ay falan. Bayağı bir onu da tiye almıştı. Biraz kapalı kutu hadise, çok da hani aslında doğru da yapıyor, çok da hani ekran önünde özelini konuşmaktan kaçınıyor ya da çok o konulara girmiyor ama zaten çok da affedersin parlakta şeyler yapmadığı için Hadiseyi seviyorum. Hadi ne diyeyim üstün körün bu konuyu kapatayım. Fermar çekiyorum. Evet bugün ikinci sayfaya Yeliz Yeşilmen koluk oldum. Ee, bir önceki gün Esra Balemir gelmişti. Ona diyorlar e, hep böyle damga vuran, e, kapak olan e, şeyler söylüyorsun. Konular açıyorsun falan diye. Bugün de Yeliz Yeşilmen açtı ağzını. İşte hı, Masar son muydu? MF grubunun ee, eşi Biricik Sudem e, kaslarıyla şov yapmış. Yani gerçekten e, kaç yaşında kadın e, 200 kilo kaldırıyormuş ve karın kasları falan e, o ne diyorlar steroid mi bir, bir şey bir hani erkeklik hormonu bir şey de kullanıyor kadınlar böyle kas yapabilmek için e, kullandıkları e, şeyler de oluyor. Yani ürünler de oluyor. E, eğer öyleyse bilemem ama o da öyle diyor. Yani bu diyor kadınlıkla alakası kalmamış. Hani karın kası yapacağım diye böyle çok fazla erkeksi hatlara da sahip olunca Yeliz Yeşilmen demiş ki Biricik Sudan'ın kaslı görüntüsü için bir kadınla uzaktan yakından ilgisi yok demiş. Bu arada Biricik Sudan kendi sınırlarını zorlayıp 200 kilo kaldırdı diyor haber ama kalıplara da sıkıştırmamak lazım ya. Herkes nasıl mutluysa öyle yaşasın. Kendini öyle beğeniyorsa, kaslı beğeniyorsa hiç sıkıntı yok yani illa kadınlar feminen görünecek belirli sınırlar içerisinde böyle algılar yaratılmış ya bizim kafamızda kadın deyince belirli bir şekil var erkek deyince belirli bir şekil var sanki onun dışında görünce erkek olmayacakmış gibi mesela erkeklerde pembe membe giyilmez yani böyle çok cafcaflı neonları falan giydikleri zaman biraz ee, ...onlar hakkında yanlış düşünülür. Kadınlarda da fazla kas yaptığı zaman... ...falan böyle biraz maskülen tavırlar... ...sergilediği zaman... ...aman kim nasıl mutluysa öyle mutlu olsun... Ee, ...Yeliz Yeşilmen de... ...gündem yaratmak için kadını diline dolamış. Sonra da diyor ki... ...hayat müşterek değil, erkek faturaları ödemeli... ...ete zam geldi... ...etin parasını ödemeli falan diye... ...geyik yapıyordu. Ee, yoksa diyor... ...her şeyi kadından öde kadın ödeyecekse... ...kapıya başka bir şey bağlasak daha... Ucuza gelir. Bu da tam mahalle ağzım, kapıya bir şey bağla. Ay böyle hani ucuz yorumları da hiç sevmiyorum. Ama e, tabii ki artık e, hayat şartları zorlaştı. Ya ben şey diye bakıyorum hangisinde daha fazlaysa onun katkısının daha fazla olup dengelemesi lazım diye düşünüyorum. Kadın erkeği yok artık yaşantının atıyorum hangisinde daha fazlaysa bir takım konularda böyle sanki hani doğal bir refleks gelişir ya hani olan olmayanı verir o şekilde olsa daha mantıklı değil mi? Kadının fazlaysa kadından erkeğin fazlaysa erkekten çok böyle ucun ucun ince hesap yapınca ilişkiye de zarar veriyor. Atıyorum bugün ben yemeği çıkardım, yarın sen çıkar. Sürekli bir hesap kitapla dönen bir ilişkinin de e, duygusallığı kalmıyor. Bir yerden sonra tamamıyla maddiyat ve mantıksal şeyler gidiyorsa bir ilişkide o ilişkiden de hayır gelmiyor hocam O bir yumuşak bir denge gerektiriyor. Yani kendiliğinden akmalı. Yani zaten aşıksan eteğinde ne varsa dökersin ayol. Aşık olan insan paraya mı bakar, etimi, etimi düşünür, kasabımı düşünür aşk yani. Yemek bile yemek istemezsin. Yani artık birazcık böyle cin, cin göz Ali gibi bir şey olmuş bu Yeliz Yeşilmen'de. O Adanalı kocası battıktan sonra gözünü para hırsı mı bürümüş ne? Evet. Kadir Doğulu arkadaşlar. Bugün renkli konular anladım. Hiç öyle hani kasvetli konulara girmeyi düşünmüyorum dermişim. Sonra girermiş <laughs> O da ayrı konu. Kadir Doğulu ile eşi Nesli Anatagül o biliyorsunuz Çeşme'deki aldatma görüntüleri falan ihanet ettiği iddiaları çok konuşulmuştu. Çift daha önce 4 milyon TL olan reklam ücretlerini 10 milyon liraya çıkarmışlar. İsteseler böyle PR yapamazlardı. O kadar çok gündemi ayrıldı ayrıldı ayrılacak aldattı aldatıyor. Yok tarikatlı oydu buydu meşgul ettiler ki e, diziyle sağlayamadıkları popüleriteyi, magazinle sağladılar Bu onlara yine yolsu olarak döndü görüyor musunuz İşlerine yansıdı enteresan ya bazen bu ünlülerin e, yaşadıkları kaosun içinden bile para kazanıyorlar ya da yaşadıkları e, olumsuzlukları bile paraya çevirebiliyorlar ne enteresan değil mi? Hani hadisenin de ayrılmasıyla işlerinin patlaması gibi. Hadisede de oluyor o dönem. Ayrıldı mağdur kadın ağladı. Masustan böyle sahnede falan. Oo, konser üstüne konser geldi kadına. Ne oldu? O rüzgarda yavaş yavaş rüzgarını yitirdi. Şimdi rapçiyle e, gerçi o, o yakıştırdım ben. E, o ikilisin şarkıları falan. Güzel bir meç oldular. Ona laf etmeyeceğim ama e, ama o yakaladığı rüzgar arkasından hani böyle patlayan şarkılar yapsaydı belki güzel olurdu ama şu ara da dinlenecek şarkı da yok, patlayan şarkı da yok ama o rüzgarı devam ettiremedim. Yeni bir polemik daha mı var Merve Dizdar'dan sonra? Bu sefer de Uçan Sübürge Uluslararası Kadın Film Festivali'nde ödül alan Asiye Dinçsoy demiş ki Karanlık günlere evet diyen kız kardeşlerim bir gün bize ihtiyacınız olursa burada olacağız demiş. Bu yorumu da hemen Sabah Gazetesi tarafından e, eleştirel bir bakış açısıyla biliyorsunuz artık e, ulusal medyanın büyük bir kesimi e, iktidarın elinde olduğu için başlıklarda ona göre atılıyor. E, Merve Dizdar olayına katılmıyorum biliyorsunuz. E, belki de tüm kadınlar demek yerine o cümle yanlışlığı olduğunu düşünüyorum. Sabah Gazetesi de bu kadının Dur bakayım bir haberi bulayım bakayım ne şekilde yansıtmışlar. Ee, sizlerle paylaşayım. Diyor ki seçim hazımsızlığı demiş o da. Mesela başlığı öyle atmış kadının. O da orada ödül almış. Ödül alırken de böyle bir cümle kurmuş. Seçim hazımsızlığı sahnede ağlattı. Oyuncu Asiye soydan karanlık dönem benzetmesi millet iradesini hakaret diye nitelendirmiş. Fransa'da düzenlenen Cannes Film Festivali'nin en iyi kadın oyuncu ödülü veren Merve Dizdar doğduğu toprakları kötülediği konuşması tepki almıştı. Türkiye'yi karalamaya yönelik açıklamaların bir yenisi daha eklendi. 28 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde halkın tercihi Recep Tayyip Erdoğan oldu. Muhalif sanatçıların büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı seçimler sonrası hazımsızlıktan sesler yükseliyor. Halkın iradesine her türlü saygısızlığı yapmayı kendilerinde hak bilen bazı sanatçılar hakarete varan konuşmalarıyla adeta sözde demokrasi söylemleriyle çelişiyor. Bu isimlerden biri de oyuncu Asiye Dinçsoy oldu. Son olarak Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Film Festivali'nde ödül alan Asiye Dinçsoy konuşmasıyla seçim hazımsızlığının karanlık dönem benzetmesiyle ağlayarak dile getirdi gibi ee, sabah gazetesi canım sabah gazetesi bir zamanlar neydi ee, tamamıyla şimdi akit gibi tamamıyla e, iktidarın e, asla e, iktidarın yanlışını bile dillendirmeyen ola ki bir hata bile yatsa hiç o hatadan bahsetmeyen ama karşı taraftan bir şey söylenildiği zaman da löngeden onu eleştiren yani Gazetecilik değil ya ben öyle düşünüyorum artık yani düşünsenize e, gazeteci eleştirel olmalı yani halkın yanında olmalı ve her gördüğü ha ne olur ortada durabilirdi böyle bir konuda hani haberi böyle vermeyebilirdi haberi yaşlı işte kadın böyle böyle dedi şu 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 oldu ortada durmak başka bir şey ama böyle hazımsız mazımsız e, millet iradesine şudur budur hakaret kadının bir hakaret cümlesi yok bence ama e, tabii ki çok da fazla. Her şeyi siyasileştirmemek lazım. Bir ödül alıyorsan orada o ödülün mutluluğunu e, gölgelememek lazım. Bu tarz söylemlerin e, karşı cenahta e, size karşı saldırı olarak döneceğini eminim hepsi biliyor. Ona göre kelimeleri de seçmek lazım. Birazcık da hani bunun yeri orası olmamalı. Yine tabii ki eleştirmek isteyen eleştirebilir. Yine konuşmak isteyen konuşabilir ama bir ödül alırken ne bileyim Doğru mu sizce bilmiyorum. Sizin bakış açınızda merak ediyorum. Keşke hani bu açıklamaları sosyal medyandan yapabilirsin. Ayrı bir açıklama şeklinde yapabilirsin. Ama ödül alırken şikayet ediyormuş gibi oluyor da o yüzden. Çünkü hani kendi e, uluslararası bir etkinlikte e, siyaset konuşulmasının, bizim iç meselelerimizin oralarda konuşulmasının samimi bulmuyorum. Doğru da bulmuyorum bakın. E, bana doğru gelmiyor. Orası değil onun yeri diye düşünüyorum. Biz iç meselelerimizi e, içimizde halletmeliyiz. Uluslararası platformlarda iç meselelerimizi çok fazla dillendirmemeliyiz. Bunun bize bir faydası yok. Bize bir faydası olmadığı gibi şikayetçi konumuna düşüyoruz. O da doğru değil diye düşünüyorum. Yani bakış açısını doğru bulmuyorum. Siz ne dersiniz? Yorumlarınızı merak ediyorum arkadaşlar. Yani gerek yok. İç meselemizi biz birbirimizi içeride istediğimiz gibi eleştiririz ama dışarıda birlik olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani dışarıya karşı her zaman Gerek yok yani. Ne olur yani. Zaten bizi sevmiyorlar. Bakın e, vizelerimizi vizelerimizi ilik ilik ilikliyorlar yani. Dünyadaki prestijimiz zaten zedelenmiş durumda. Bir tuğlada birilerinin koyu olmasının e, yanlış olduğunu düşünüyorum. Gereksiz olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum. Siz bu konuda ne dersiniz dedikten sonra ay bir dönem Sylvester Stallone e, sonra e, Bruce Willis Bruce Willis'e çok üzüldüm ya demans olmuş. İlk önce işte kızı söylüyor, biz onun hani Hollywood kaprisi gibi, hani farklı kadınlardan çocukları olduğu için sanki onları seviyor da bize karşı ön yargılı gibi düşünmüşler. Yani teşhis edememişler o hastalığın başlangıç sürecinde. Onlardan uzaklaşmasını, içine kapanık olmasını, konuşmamasını falan pişman. E, hastalık böyle hastalıklar da geç anlaşılıyor zannedersen. Bu, önce unutkanlıkla başlıyor. Sonra konuşmama, içine kapanma falan gibi. Ki e, çok değerli de bir aktör biliyorsunuz. Ne e, aksiyon filmleri yaptı. İlk ben Mavi Aile. Ay, ben de Osmanlı'dan kalmak adına yok. Yani e, çok eskiden ne bileyim çok e, o hallerini hatırladığım için Bruce şimdi bu önümdeki yazık bayağı bir yaşlanmış kızı da isterseniz önce haberi okuyalım sonra değerlendirelim. Eminim 40 yaş üstü e, Bruce Willis'i tabii herkes tanıyor ama e, daha detaylı tanıyor. Eski filmlerini de izlemiş olabilirler. E, o yüzden hemen okuyorum size. Bir evlat için onu bu dünyaya getiren, besleyip büyüten anne ve babasının zaman içerisinde yaşalıp bunun etkileriyle yüzleştiğinde daha da kötüsü günün birinde sağlığını kaybedip elden ayaktan düştüğünde görmek hiç kolay bir durum değil. Hakikaten öyle. Düşünsenize annenizin gün gün eridiğini görmek, hasta olduğunu görmek ya da babanızın. Çok korkunç bir şey ya zor bir şey. Hele de baba figürü hep daha güçlü, daha otorite, daha um, bir ağırlığı olduğu için babada daha bir koyu insana gibi geliyor hangi evlat daha gibi babasının çöktüğünü hemen kabullenebilir ki diye başlık atmış gazete ve e, devam ediyorum. Küçük bir çocukken dağ gibi gördüğüm babam ya da dünyadaki bütün kötülüklerden kendisini şefkatle koruyacağını sandığın annenin günün birinde onların yardımıyla e, yardımına gereksinim duyar hale geldiğine tanık olmak öyle bir anda kabullenebilecek bir ayrıntı değil demiş. Birçok evlat belli bir yaşa ulaşan ebeveynin sağlığının bozulduğunda bir şeylerin ters gittiğinde ilk anda görmek bile istemez belki. Gerçeklerden kaçmak için kendi zihninde bazı bahaneler uydurur. Aslında anne ya da babanın eskisi kadar güçlü olduğunu ama kendisinin bazı şeyleri fazla büyüttüğünü düşünür. Bütün bunlar ile e, ilk anda gerçeklerden kaçmak için sığınılan bir liman gibidir kısacası. Ama o gerçekler günün birinde gelir ve çok net bir şekilde kapıyı çalar İnsana Düşen de bunu kabullenip bir zamanlar kendisini hayatta en büyük desteği veren anne ya da babada yardım elini uzatmalıdır. E sıra artık evlada gelmiştir ki ne anneler babalar var, ne de evlatlar var. Çocuk esir, çocuk esirgeme diyorum. Yaşlılar yurduna Darül Ecize'ye terk edilen bir hafta sonu bile gidip görülmeyen, unutulan anneler babalar da var. Ya hayat ne kadar acı değil mi? Yani sizi doğurup büyüten Kadını ya da sizi yetiştiren babayı bir gün alıyorsunuz, terk ediyorsunuz. Türlü türlü bahanelerle bir yere yatırıyorsunuz. Eskiden biraz daha anne babaya, bizim kültürümüzde gene daha fazla, daha fazla saygı vardı, sahipleniliyordu. Yine çok aile bağları kuvvetli olanlar sonuna kadar arkasında oluyor. Ama gerçekten acınası bir durum ya. Annesinden babasından uzaklaşan, onları yok sayan, çocuklara da bir gün onlar da anne baba olacaklar. Ne ekersen onu biçersin derler ya. Eğer sen annene babana zulmedersen bir gün sen de kendi çocuklarından zulüm görürsün diye düşünenlerdenim. Ve e, hemen de küçük bir hatırlatma yapalım. Sinemanın usta oyuncularından biri olan Bruce Willis bir süredir bilişsel bilişsel yetenekleri olumsuz etkileyen afazi hastalığıyla mücadele ediyor. Oyuncuya kısa bir süre önce de yine bilişsel özelliklere zarar veren demans ...teşhisi konuldu denilmiş. Bir arada doğum gününü kutladılar biliyorsunuz. Ee, o neydi güzel kadın? Onunla da evlilik yaptı. Hemen şurada bakacağım. Ee, kızı Talu e, Wilson... E, ...makalesinde anlattığına göre... ...babasının sağlığının bozulmaya başladığını... ...uzun süre önce fark etmediklerini söylemiş. Ama bu durum Bruce Willis'in kendisine karşı... ...ilgisinin azalıp azalma şeklinde yorumlamış. Yani... Adam kendi derdiyle boğuşuyor aslında hatırlamıyor etmiyor ama kızı da onun ilgisinin babasının ilgisini azaldı gibi düşünüyormuş. Sadece kendisi değil tüm ailesi Bruce Willis'in zihinsel gerilemesini anlam e, anlamamış. Hastalık teşhis konulmadan uzun e, zaman önce ama bunu bir tür Hollywood sağlığı e, Hollywood sağırlığı yani bir tür kapris sanmışlar. Hatta babasının bu durumu giderek ilerleyince de talu e, kaleme aldığı makaleye göre bunu kişisel algıladı. Talunun bu konudaki satırları da şöyle ilerleyen zamanda bir bu tepkisizlik daha da genişledi. Ben de bunu bana yönelik kişisel bir tavır olarak algıladım. Babam ikinci karısı e, babamın ikinci karısı benim üvey annem Emma e, iki tane kız çocuğa sahip olmuştu. Ben de bu yüzden bana olan ilgisini kaybettiğini düşündüm demiş. Ee, ve devam ediyor. Talu, e, Bruce Willis'in ifade ettiğine göre o dönem Ergen beyni ona bazı hatalı matematiksel hesapları e, hesaplarla işkence etti. Annesinin kendisini yeterince güzel bulmadığını, babasının yeterince ilginç görünmediği kurguladı kafasında. Zaten anlattığına göre Talu Talu kızı bu arada Bruce Willis'in. O sırada başka bazı kişisel sorunları da vardı. Anoraksiye ile mücadele ediyordu. Bakın ünlü insanların çocuklarında da psikolojik sorunlar fazla oluyor. Çok enteresan. Ünlü kadınların, erkeklerin çocuklarında da Hollywood'da da dünya sinemasının efsane isimlerinin de çocuklarında maalesef bu çok fazla oluyor. Yani acaba aşırı ilgi, babaya, anneye olan aşırı ilgi onlarda bir yetersizlik duygusu mu oluşturuyor? Düşünsenize efsane birinin çocuğusunuz. Ne yapsanız başarınız gölgede kalacak. Bir ara biliyorsunuz Dilan Çıtak'ta babası İbrahim Tatlıses'ten dert yanıyor ya onun gölgesinde kaldım. Aslında onun gölgesinde o öyle düşünüyor. Sanki babasının gölgesinde kaldı. O yüzden yıldızının parlayamadığını düşünüyor. Yaptıklarının babasından dolayı yapıldığını zanneden bir kesim olduğu için kendini değersizlik hissi. Ünlülerin demek ki çocuklarında da böyle bir şey gelişiyor. Ve diyor ki kendi beden algısıyla ilgili sorunları çözmeye çalışıyordu. Talu e, makalesinde yazdığına göre kendisi bütün bunları uğraşırken sonradan fark ettiği gibi babası Bruce Willis de kendi sağlığı için sessizce mücadele ediyormuş. Yazık adam kendi canının derdine düşmüş. Daha sonra da babasıyla çok fazla vakit geçirip e, sesi her anının fotoğrafını çekip e, her ses kaydını alıyormuş ki hani kaybedersem diye e, işte üzücü ya ...anılar biriktiriyorum diyor Talu şimdi... ...sürekli babasını ziyaret edip güzel anılar... ...biriktirmeye çalıştığını yazdığı makalesinde söylemiş... ...her ziyaretinde... debimur, debimurla da... ...evliliği var, ondan da kızı var... ...ve şöyle... ...her sesini de kaydediyorum demiş... ...çok üzücü değil mi? Bu arada dede olmuş... ...ilk kez dede olmuş Bruce Willis... ...bu arada sağlık sorunlarıyla mücadele eden Bruce Willis... ...kısa bir süre önce e, Debbie Moore ile evliliğinden dünyaya gelen en büyük kızı Rumer ile sevgilisi e, şarkıcı Derek'in bir kız bebekle sahibi oldular. Çiftin birlikte yaşadığı evde dünyaya gelen bebeği ne ise Loetta Isley Thomas Williams adı verilmiş. Wills adı verilmiş soyadı babası dedesinin soyadı. Ama e, işte hatırlamayacak korkunç değil mi e, torunu olduğunu bilmeyecek. Kavramları karıştıracak. Bir gün hatırlıyorsa bir gün unutacak. Debi Mur'da ne kadar güzel kadında hatırlarsınız değil mi? Rüya o Ghost filmindeki haliyle hatırlıyorum Debi Mur'un. Ee, evet. Dünyada böyle bunlar olurken evet Sylvester Stallone'ın da kardeşini kanserden kaybettiği için bir arada onunla ilgili hep böyle e, işte öldü falan gibi hastanede görüntüleri paylaştı. Kalp krizmine geçirmiş adamcağız ama durumu iyiymiş. Ama biliyorsunuz onun çocukluğunda yüz felci böyle yüzünün bir kısmındaki ee, sıkıntılı bir süreci varmış ama e, bir bir bizim bir zamanlar hayran olduğumuz starlar yaşı gelen gidiyor ya. Yani dünya aslında ne kadar kısa değil mi? Her şey ne kadar e, bakıyorsun bir varız bir yokuz bir anda yok olmuşuz. Çok üzücü ki ben de çok erken gittiklerini düşünüyorum. Annemi babamı kaybettim. İnsan annesini kaybettiğinde ben arkadaşıma bana sormuştum nasıl bir his demişti anneyi kaybetmek. O da annesi hasta olduğu için çok korkuyordu. Şöyle hayal et demiştim ee, içinde e, evinin salonunu düşün, evinin salonundaki en büyük parçanın oradan e, kaldırıp yok olduğunu, oranın boş olduğunu düşün. Onu artık en büyük parça koltuk mudur, ne hangi eşyaysa, evin içindeki koltuk takımlarının bir anda e, yok olduğunu düşün. İçinde öyle bir boşluk oluşuyor. Yani diğerlerinde bir, bir boşluk yani enteresan bir şekilde. Sonra işte her yakınını kaybettiğinde, babanı kaybettiğinde yine büyük bir parça için bomboş kalıyor. O, o boşluk hissi gerçekten e, derinlerine dalınca çok acıtıyor, üzüyor. İşte çok üzdüğü zaman da üstünü toprak örter gibi örtüyorsun, kabullenişe geçiyorsun ve hatıralarda artık anıyorsun ama gerçekten içinde böyle dolmayacak bir boşluk oluşuyor. İlk zamanlar çok da acıtıyor, korkutuyor. Böyle hayat senin için bir anda sanki bitmiş, sanki her şey bir anda çökmüş gibi hissediyorsun dünya üstüne ama öyle bir yer tasarlamış ki Allah hepimizi ona bile alışıyorsun ya en sevdiklerinin yokluğuna bile bir müddet sonra alışıyorsun. Ay dedim dramatize konulara girmeyeceğim. Ay iyi ki dedim gördünüz. Sefo da psikolojik destek alıyormuş. Daha gencecik bir çocuk neyine psikolojik destek alıyor? Bu gençlerde de böyle biliyorsunuz ki bir eli yağda bir eli balda hani bu ekonomik krizin yaşandığı dönemde gül gibi de yaşıyorlar ama Sefo taşı sokaklarında görüntülenmiş hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan şapkasındaki nazar boncuğuyla dikkat çekmiş rapçi yoldan geçen bir ablanın taktığını söylemiş nazar boncuğunu. Vücudumla öne çıkmam. E, rapçi kilo vermiş, 10 kilo vermiş. Demiş ki Sefa önceki gün nişan City'de görüntülendi. Zayıflığı, zayıfladığı gözler gözlenen şarkıcı 10 kilo vermiş. Aynı ne yaptın da verdin ayol. <laughs> Yaza hazır olayım, fit olayım. Konserlerde de rahat edeyim demiş. E, ve diyor ki şarkıcı kaslı vücutlarıyla konuşulan meslektaşlarıyla ilgili soruya ben vücudumla öne çıkacağımı düşünmüyorum demiş. Yani zaten rapçilerin de hiçbirinin öyle kaslı vücudu yok canım. Genelde rapçiler hımbıl oluyor biliyorsunuz. Öyle bir yani dünyada da öyle dikkat edin. Rapçilerde bir hımbıl böyle bir ne bileyim <laughs> bayağı da kilolu oluyorlar. Ee, öyle kendinde özgüveni olan bir çocuk ama niye e, psikolojik destek aldığını anlayamadım. Orada çok detay vermemiş. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Sefo bu durumun alışılabilir miyiz? sorusu üzerine alışabildiniz mi sorusu üzerine zaman zaman psikolojik olarak etkileniyorum onun için de destek alıyorum demiş. Hmm, hayranlarının yoğun ilgisinden dolayı psikolojik destek alıyormuş anacığım alsın. Evet Eda Ece'yi de diziye final yaptılar aynı ağladılar dizi finalinde ondan sonra bir üzüldüler 5 yıl sürmüş çünkü. Ee, kaç kere de evlendi dizide şimdi gerçekten evleniyor ee, 21 Haziran'da mı Evet, 21 Haziran'da Dünya Evine girecek ve bir bir dönem de ara vereceğini söylemiş sinemaya. Hemen çocuk yapmak istiyormuş. E, tabii anne olmak e, biz bir, bir yılda öyle. E, i̇şte onun mutluluğunu yaşıyormuş. Kocası da zengin zaten. Hemen e, Bodrum'da, Mordum'da 30 milyona evli şeyler falan almış yani. Boşuna da anne olmuyor Ece. Daha az değil. Ece mesleğini bırakmayı kendisi karar vermiş çünkü anne olmak istiyor. Yani bırakacağım dediyse kısa bir süre bırakacağım demiş. 32 yaşında dolduran ünlü oyuncu evlenir evlenmez çocuk yapmayı planlıyormuş. Yap kız herhalde geç olmadan. O yüzden de gelen her projeyi geri çevirmiş. Bu arada mesleği bırakıyorum dedim ama kısa bir süreliğine demiş. Yani e, uzun da uzadı ya da mesleği bıraktığını söylememiş. Beğeniyorum. Siz ne diyorsunuz? Ay dizilerde artık e, aile biliyorsunuz gitti. E, sezon finali yaptı. Ee, bugün bakalım şu e, Hayri'nin bir e, e, cezasını bulduğunu göreyim de ben çünkü biliyorsunuz camdaki kıza bir takıldım. Epeyce bir izlemiştim. Hayri bakalım. E, las kızı çekip çocukların önünde vuracakmış kitaba göre de burada nasıl kurgulayacaklar bilmiyorum. göz e, gözyaşları içerisinde anlatıyordu. Ne halan. O da hiç benim son zamanlarda gıcık kaptım. Hani böyle, böyle sevdiğiniz karakterin böyle saçmaladığı zaman gıcık kaparsınız ya. Öyle yani. O bir simge yani kadınların aciz duruma kendini düşürmesi, e, hata yapmış bir erkeği kabullenmesi, e, ikinci kadın durumuna kendini düşürmesi. Bunlar benim kabul edemediğim şeyler ya. Kadın çok güçlü bir varlık ve e, e, her şey şeyde e, erkeklerin etrafında dönmüyor. Yeri geldiğinde ayrılmayı bileceksin, yeri geldiğinde sert yapmayı bileceksin, yeri geldiğinde de ayaklarının üzerinde kalmayı bileceksin, duygularının esiri olmayacaksın beni sevmiyorum. Vallahi hiç kusura bakmasın. Ben hiç sevemem. Hele 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 bir ikinci kadın olamam. Evli bir adam beni kandırıyorsa, bir kere kandıran, sürekli kandırır anacığım. Bir kere e, yanlış yapan gene yapacaktır. Benim mantığım, benim felsefem böyle işlediği için e, o yüzden onlar gerçi birer hayatın örnekleri yani. Kadınlar güçlü. Erkeklerden daha güçlü anacığım. Erkeklerden daha güçlü, sadece gücünün farkında değil. O yüzden Hiçbir zaman kendinizi ezdirmeyin. Hiçbir zaman ikinci kadın olmayın. Tabii ki sevin. Sevmek, aşk, birliktelik bunlar çok güzel. Ama buna layık insanları bulun. Buna layık olmayan insanları için fedakarlık yapmayın. Çünkü hiçbir fedakarlığınızın erkekler için kıymeti bir süre sonra olmuyor anacığım. O yüzden ne istediğinizi bilin. Çocuk istiyorsanız çocuk. Evliliği ne için yaptığınızı bilin. Kararlarınızı da ona göre alın. Artık... Ben bilmiyorum, ben görmedim, ben böyle olacağını. Artık o kadar iletişim çağındayız ki elimizde sürekli telefonlarda her şeyi görüyoruz, kadın cinayetlerini görüyoruz, erkeklerin ne mal olduğunu görüyoruz, bir kadından öbür kadına ne kadar kolay geçtiklerini, aşklarını bir ara ölüp dirildiklerini, ne çabuk unuttuklarını hem dizilerde hem filmlerde hem sosyal medyada o kadar görüyoruz ki bunları göre göre yani senin bulduğun erkek de diğerinden farklı değil. Yani. O da aynısını yapabileceğini kafanın bir köşesine yaz ve tamamıyla duygularının esiri olmadan ilişkilerini yönlendir ve yaşa. Bu da bir hipnot olsun hanımlara demesi kolay, akıl vermesi kolay da hayatın içerisinde yaşarken çok da öyle olmuyor. Biliyorum, anlıyorum. İçinizden bazıları eğer aşıksa demesi kolay diyordur ama e, en azından bunun farkında olmak bile bir şey ya. Yani daha az hata yaparsın, daha temkinli olursun diye düşünenlerdenim. Neyse uzatmayacağım. Uzun uzaya uzadığı zaman biliyorsunuz e, yüklenirken şundan bundan e, gecikiyorum. Çok da gecikmek istemediğim için videoyu burada tamamlamak istiyorum. Birce Akalay'la ilgili bir haber vardı oyuncu. E, biraz önce u ucuz atlattım diyerek paylaşmış. Birce Akalay'ı bunlar delirmişler iyice. Aman diyelim dikkat demiş herhalde bir e, siber dolandırıcılıkla karşılaşmış mı ne? 38 yaşındaki ünlü oyuncu bir Akalay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisini dolandırmak isteyen şahısla konuşmasını paylaştı. Akalay takipçilerini gerçekten arkadaşınız mı emin olmadan sizden çeşitli sebeplerle o isteyen hesapların gönderdiği linklere şifrelerinizi girmeyin sözlerinde bulunmuş. Ha, yakın arkadaşın adına işte böyle bir şeyler gönderiyorlar. Sen de linklere tıklayıp şifreni mi gince seni hackliyorlar. Zaten bunu artık herhalde Sağur Sultan bile duydu. Dikkatli olmak lazım. Gerçekten interneti de dikkatli kullanmak lazım. Ne kadar kolaylaştırsa da hayatımızı artık böyle siber saldırılar, isminizin kullanılması, sizin isminizle birilerine tehdit edilmesi, yanlış linklere tıklanılarak, yanlış şeylerin içerisine düşebiliyor insan. Aman dikkat diyelim. Konuyu da uzatmayalım. Bu ballı muhabbetimizi burada tamamlıyorum. Yarın farklı konularla görüşene dek hoşça kalın, mutlu kalın, her zaman sevaşınızda kalın. E beğendiyseniz bir tane like atarsınız. E kanalımız büyüsün istiyorsanız abone olursunuz değilseniz anacığım öpüyorum hepinizi. Yarın görüşürüz. Hoşça kalın.